Beni sürüyerek getirdi sınıfın huzuruna. İnanın bin kez beni öldürse bu kadar çekmezdi. Atladım sahneler. Ankara'nın tapusunu verseydiniz ona o kadar mutlu edemezdiniz. Ceketimi çekti arkadan. Bir daha dedi kendini koru, beni korumaya çalışma dedi. Kurtar mekibe yiyip tabağı kaldırdılar ki aman Allah'ım. Biliyor musun dedi, bu gece dedi bizim eve Sait Dursa amca geldi dedi. Önce beni de onur ettiniz. Yani sizlere misafir olmak da benim için çok büyük onur. Gençlerin hayatın istikamet vermek gibi böyle bir külli vasfiyesi olan bir camiye misafir olmak gerçekten büyük onur oldu. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğinizden dolayı, sağ olunuz. Efendim Halit Ertuğrul kimdir? Bizi böyle bir adam zannediyorlar. Önemli bir insan zannediyorlar. Her gittiğimiz yerde soruyorlar bu soru, Halit Ertuğrul kimdir? Halit Ertuğrul gariban bir Anadolu çocuğu. Böyle esamesi okunmayan, işte sıfırdan başlayan. Ben efendim Adıyaman doğumluyum, Adıyaman Besni doğumluyum. Onun Şambayat diye bir kasabası var, orada doğduk. Tabii fakir bir aileden geliyoruz. Zor bir hayat sürerek geldik. O zorluğun esas böyle benim hayatımda çok özel olan bir tarafı oldu. O da maalesef işte babamız olmadığından dolayı, babamız bizi küçük yaşta bırakmış gitmiş. Çok fakir bir hayatımız oldu. Okuyamadım. Yani ilkokuldan sonra okuyamadım. Benim hayatımın en büyük kırılma noktası da o benim. Yani tahmin edilmez, tarif edilmez bir hasret yaşadım okulla ilgili. Hatta öyle bir hasretti ki o böyle her hatırlayışta içimi kanatır. İlkokulu bitirdim, okumak istiyorum. Tabii okutanım olmayınca işte kısmet o dağlarda, bağlarda, öküzlerle, ineklerle, kuzularla, koyunlarla gün geçiriyoruz biz. Bir de böyle o yıllarda baba hasreti bende bir tavan yapmıştı. O kadar bir hasrettim ki bir babamın olsun, arkamda birilerinin bulunsun. Hatta şimdi hatırlıyorum o dağlarda, kırlarda o koyunlar, kuzuları otlatırken ağaçları baba rolü oynatırdım. Bir ağacı seçerdim, babam olurdu o benim. Onunla dertleşirdim. Baba derdim, o bana oğlum derdi. Ben ona sarılıyorum, o bana sarılıyor gibi hissederdim onu. O hasretimi o böyle ağaçlarda dindirirdim. Hiç unutamıyorum. Okulu bitirdim, arkadaşlarımız okumaya gittiler. Bizim kasabada okul yoktu o zaman. Arkadaşlarım okula gidenler sonra döndüler boyunu kravatlı, ütülü pantolonlu. Allah'ım onları görünce yüzleşmek istemiyordum. O dayanılmaz bir hasretti onun adı. Böyle bir hayat başladı. Çok zor bir hayat başladı. 3 sene ara verdim üst üste. Fakat bir şey fark ettim. Cenab-ı Hak hiçbir kuluna zulmetmediğini, meğer zulüm gibi gördüğümüz şeylerin büyük rahmetlere kapı araladığını yaşımız ilerleyince fark ettik. O zor yılların, zor günlerin meğer Cenab-ı Hak bizi hazırlıyormuş, talim ettiriyormuş. O nimetlerin kıymetini addettiriyormuş. Bir insan hasret kalmayınca, bir kıymeti kaybetmeyince fark etme nelere sahip olduğumuzu. Biz nelere sahip olduğumuzu nereden anlarız? Kaybedince fark ederiz. Balıkesir'e konferansa gitmiştim. Bir okuyucum aradı beni. Hocam dedi, Balıkesir'e gelmişsin dedi. Ben sizin kitaplarınızla büyüdüm dedi. Neredesiniz dedi. Sizi ziyaret etmek istiyorum dedi. İşte evladım kültür merkezindeyim. Konferans var, oraya gel dedim. Hocam gelemem ben oraya dedi. Neden dedim. Benim aküm bitti dedi. Allah Allah. Hüzünle telefonu kapattı. Dedim herhalde bunu bahsetti. Akü benim anladığım akü değil. Başka bir şeyden bahsetti. Konferans bitti. Uzun bir kuyruk oldu. Kitapları imzalıyorum. Baktım hanımefendi ağlamış. Geldi hocam dedi. Bizim Akif var. Ellerinizden öpüyor. Sizi aramış. Evet dedim, aradı beni. Gelemedi, aküsü bitti dedi. Dedim hanımefendi ne demek aküsü bitti? Hocam dedi, bizim Akif lise 2. sınıfta okuyordu Fen Lisesi'nde. 2 yıldan beri Türkiye denemelerinde Türkiye 1. oluyordu. Geçen yaz kaza geçirdi. Yalnızca başını tutabiliyor. Belediye başkanı bir akü verdi. Akülü araba verdi. Hocam bugün aküsü bitti, ondan dolayı gelemedi dedi. Ah be kardeşim, olduğum yere oturdum. Ya Rabbi dedim, sen bitirme şu akülerimizi bizim. Ne bitmez tükenmez akülerimiz varmış bizim. Ayakta durmanın, başımızı tutabilmenin, ayağa kalkabilmenin, yürüyebilmenin, konuşabilmenin, görebilmenin ne kadar tarifsiz bir nimet olduğunu insana kaybedince fark ediyor mu? Etmiyor. Meğer biz tarifsiz nimetin içinde var olduğumuzu terince anlıyormuşuz. İşte o yıllarda böyle acizane Cenab-ı Hak o nimetin kıymetini adettirmek için böyle bir hayat serüveni başlattı. Hamdolsun. Sonra böyle bende büyük bir abim var. Tabii yatılı okulda okudu. Biraz daha rahat hayatı oldu bize göre. Son aradan 3 yıl geçtikten sonra tayin çıktı, memur olarak bir şehre geldik. Orada ilk defa ortaokula başladım. Benim bayramım o gün, biliyor musun? O benim bayramımdı. Kimse benim kadar okulun kıymetini addedemez. Sebebini arz edeceğim bak. Sınıfa girdim, eğildim, sınıfı öptüm. Allah'ım ne olur bir daha beni buradan ayırma diye. Çünkü öyle bir hasret diye. Allah şahit olsun. Her gece defter gördüm, kitap gördüm, okul gördüm. 3 sene boyunca. 3 sene boyunca. Allah'ım her gece okul, kitap, defter görülür mü? Her görülüyormuş. Ben bir şey fark ettim ki bir insanın için ne için yanıyorsa, ne için hasret çekiyorsa, ne için böyle bir hasreti varsa meğer onun rüyasını görüyormuş. Tabii hamdolsun o mağduriyetin açtığı kapıların birisi efendim bu benim.
İşte ortaokuldayız. O zaman onluk not sistem var okulda. Millet 5 alınca havalara zıplıyor. Ben 9 alınca oturup ağlıyorum. Allah'ım ben o 9 alamam, benim 10 almam lazım. Benim başka şansım yok. Yani milletin annesi ve babası var. Başaramazsa döneceği bir kapısı var, gideceği bir yer var. Benim yok. Mutlaka başarmam lazım. Efendim ilk ders. Orada bir kantinci var, Allah razı olsun. Benim böyle işte garibanlığımı görünce ya evladım gel dedi. Bu teneffüslere kantinde çalış. Sana 3-5 kuruş harçlık veririm dedi. Bir de adam ayakkabı boya sandığı var. Bazen öğretmenler geliyor. Ayakkabıları falan boyatıyor adam. Arası da bana veriyor, sen de boya diyor. Ben de böyle yavaş yavaş boyamaya başladım. Fakat boyadığınız zaman ayakkabıyı şu tırnaklarınızın arasına boya girer. Elinizin çatlaklarına boya girer, çıkaramazsınız. Simsiyah bir eliniz olur. O da efendim normal suyla çıkmaz. Boya boya nasırlaşır böyle eliniz. Geldim sınıfa. İlk derse girdim. Daha doğrusu hocamızın ilk dersi bizde. Matematik hocasıymış. Unutamıyorum onu. O hayatımın sahnesi benim. Allah'ım bir daldı sınıfa. Çıkarın bakalım mendilleri. İnanın ses tonunda herkes ürperiyor. Ben de boyum efendim büyük emsallerin 3 yaş geç başladım ya. Beni en arka sıraya oturttular. En arka sıraya geçtim. Şöyle elimi masaya koydum. Mendillere bakarlar, tırnaklara bakarlar. En arkadan başladı. Geldi elime baktı. Ulan bu ne dedi? El dedi. Oğlum bu ne biçim el dedi. Tuttu kulağımda. Beni sürüyerek getirdi sınıfın huzuruna. Elimi kaldırdı. Bakar mısınız bu arkadaşımızın eline dedi. Hiç hayatımda su değmişim dedi. İnanın 1000 kez beni öldürse bu kadar acı çekmezdim. Kalk bakalım tahtaya dedi. Yap bakalım şu problemi. Yapamadım heyecanımdan. Allah şey dedi, kafamda yaptım. Efendim tahtaya yazamıyorum. Otur geri zekalı dedi. Ancak boyu büyütmüşsün sen dedi. Bak dedi pencereden dışarıya. Koyunlar kuzuları çoban bekliyor. Git vaktini iş bil kendine dedi. Oturdum ağlamaya başladım. Hala benim matematikle başım dertle. Hala nerede bir matematik hocası görsem inanın kalbimi çarpıyor. Meğer efendim süper bir sayısalcıymışım ben. Ben süper bir sayısalcı olduğumu doktora sınavına girip kazandık. 5 kişi kazanmışız. Yüksek istatistik ve matematik dersi alıyor. Allah'ım öyle anlıyorum ki. Ya hoca dedi ya Halit Bey dedi sizin bir geçmişiniz var mı matematikte dedi. Hayır dedim. Ya detaylar çok güzel kavruyorsunuz siz. Hey şu matematik öğretmen. Ben ne diyeyim şimdi sana? O gün bana deseydin ya evladım korkma be çocuğum. İnsan bazen heyecandan bildiği soruyu da unutuverir. Sen bunun üstesinden geleceksin. Haydi bakalım evladım. Ya beni yüreklendirseydin, cesaretlendirseydin, başarmayı inandırsan ne olurdu Allah aşkına? Bir şey fark ettim efendim eğitimciliğimde. Başarmak meğer başarmaya inandırmakmış. Başarmak başarmaya inandırmak. Korkma çocuğum, becereceksin. Anlar mı senin ben? Haydi bakalım. Bazı ailelerde bu kırılmayı çok yaşarız. Otur gerizekalı, adam adam olamaz, çık bana dışarı falan diye sistem ederler ya çocuklarına. Efendim çocuklar bunu kabullenir, ben böyleyim zanneder, yapamayacağım zanneder, üstesinden gelemeyeceğim zanneder. Az şu kaderin cilvesine bak. Yıllar sonra ben matematik öğretmenimle karşılaştım. İstanbul'da kitap fuarındayız. Kitapları imzalıyorum. Çok da kalabalığız, hamdolsun. Adım ya iki tane yaşlı. Ya Allah Allah, biri benim matematik öğretmenime benziyor. Geldi yayın evinin sahibine soruyor. Ya burada diyor Halit Ertuğrul varmış diyor. Evet dedi bak kitapları imzalıyor. Ya dedi o benim öğrencimdi. Baktım matematik öğretmen. Kalktım yerimden. Hocam şu elinizi öpeyim ama dedim. Siz beni adam etmek için elinizden gelen yaptınız. Ama Allah da beni adam etti çok şükür bak. Şuradaki çocuklara bakın, okurlara bakın. Ah sarı dağlamaya başladı. Evladım dedi. Allah dedi bizi kahretmesin dedi. Biz öğretmeni böyle zannettik dedi. Korkutursan, bastırırsan, ürkütürsen çocuklar saygı duyar zannettik dedi. Yanlış bir yerde başlamışız. Yalnız sen değil biz dedi o nesli mahvettik. O nesli mahvettik. Halbuki Zübeyir abin dediği gibi ne kadar enfes bir söz o. Gönüllere girmeden kafalara giremiyorsunuz. Sizi kim severse sözünüz de seviyor. Anlattığınız da seviyor. Dersler de öyle efendim. Ben acizane 12 yıllık okul öğretmenliği yaptım. Sonra orta öğretim nasibi oldu işte okul müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü, bakan danışmanı her kademe nasip oldu şimdiye kadar. İnanın şunu fark ettim ki peşine yüzleri binleri takmış gönül insanları vardır. Onlar süper zekalı oldukları dolayı değil ki. Sevdiklerinden dolayı ya. Gönüllerini açtıklarının dolayı ya. Ragıp Öncal hocamız vardı bizim işte. Tanırsın Ragıp Öncal. Google Ragıp derler. Risale-i Nur'u ezberlemiş birisidir. Ders yaparken falan sayfada falan satır diye anlatır. 2 yıl yanında kalmak nasip oldu diye de. Ragıp hocam bütün okul peşine takmıştı Ragıp hocam. Bütün okul peşindeydi. Neden? Hadi konuşması bile çok anlaşılır biri değil. Ama öyle bir yürek, öyle bir gönül vardı ki herkes Ragıp Baba derdi herkes. Niğde efendim okumaya geldik. Ben öğretmen okulu mezunuyum. Yüksekokul okuyacağız. Niye diye geldim. Kimseyi tanımıyorum. Ragıp Öncal diye biri var dediler. Eğitim mensubu müdürü. Ona gidersin dediler. Cebimde bir yol parası vardı. Onda bileti verdim. Cebimde para da kalmadı. Akşam namazı niye diye indim. Ragıp hocam kim? Koskoca niye de? Herhalde diyorum şimdi böyle sakallı veya ne bileyim namaz kılan, camide çıkan birine sorarsak diyoruz mutlaka. Herhalde Ragıp Öncal meşhur bir adam bilir falan diyoruz kendi kendimize. Otogarda namaz kıldım. Kime sorarım diye beklerken baktım bir adam geldi yanıma doğru. Böyle orta yaşlı, çok temiz, kıyafetli, güzel tıraş olmuş. Yanında birkaç kişi daha var. Geldi, selamünaleyküm kardeş dedi. Aleyküm selam, buyur kardeş gidelim dedi.
Allah Allah dedim, ben efendim ben Ragıp Öncal arıyorum dedim. O Ragıp Öncal benim kardeş dedi, buyurun dedi. Şok oldum, şok. Edebimden soramadım da hocam. Hala sormuş değilim. Sizin aracılığınızı duyarsa mutlaka onun sırrını da bize anlatır eminim bir gün. Hala İstanbul'da. Ragıp hocam dünyayı geziyor. Onun bütün davası iman hakikatları. Gençlere bu hakikatin anlatılmasını çırpınan bir kahraman Ragıp hocam. Aldı bizi götürdü evine. Yahu o akşam kendi eliyle yapmış oldu pilavı ikram etti bize. Kendi eliyle yapmış oldu çayı ikram etti. Gönüllerime girdi, gönüllerime girdi. Öyle bir dalış daldı ki, öyle bir giriş girdi ki. Böyle bir adam, bir öğrenci gözünde her şey, her şey. Meğer bize böyle bir öğretmen lazımmış. Zaman zaman biz işte şu dersi iyi anlayamadım, bu dersi iyi anladım diyoruz ya. Aslında bu öyle bir şey değil. Şu öğretmen tarafına sevilemedim, şunun tarafına sevildim bununla. Şu öğretmeni sevdim, dersini de sevdim. Şu öğretmeni sevmedim, dersini de sevmedim. Bunun izahı bu. Yoksa şu dersim iyi değil, bu dersim kötü değil falan değil bunun anlamı aslında. Efendim işte ikinci dersti, o matematik öğretmenimizle kaldık. Türkçe öğretmenimiz geldi girdi. Sınıfa öyle bir dalış daldı ki, evlatlarım, yavrularım, canlarım, ciğerlerim, Allah'ım bir insan bu kadar mı böyle sevecen olur? Efendim akide şekeri vardı, hala şimdi var mı yok mu bilmiyorum. Sınıfa girdi, bir torba çıkardı akide şekeri dolu. Biz de gariban çocuklarız, o bizim şeker çok önemli şey. Kendi aldı ağzına sormaya, bize soruyoruz. Ya bu ne güzel ders diyoruz ya, şuna bakar mısın? Öğretmen de şeker yiyor, biz de şeker yiyoruz. Yani bir anda bizi kucaklayıverdi. Hiç unutamıyorum onu. Çocuklar dedi, size bir önerim olacak. Akşam evinize gittiğiniz zaman, alın kalemi elinize. O gün sizi çok üzen, çok sevindiren, ilginç anlarınız varsa yazın. Biriktirin be çocuklar dedi. İçinizdekini atar rahatlarsınız. Belki belli olmaz yazar mazar olursunuz dedi. Ben de efendim o gün gittim eve. O matematik öğretmenimin o sınıfta bana yaptığını elime kalem aldım. Ağlaya ağlaya yazdım. Unutamıyorum hiç. İki sayfa tuttu. Bir hafta sonra yine Türkçe öğretmenimizin dersi. Geldi çocuklar dedi. Vilayet anı yarışması açtı. İlginç anlarınız olan varsa yazın bana verin de dedi. Ben de komisyon başına seçtiler. Birinci gelene para ödülü verecekler dedi. Efendim zaten hazırdı. Yazmıştım. Verdim hocamın eline. Aldı okumaya başladı. Gözlerinde yaşlar akmaya başladı. Aman evladım sen bunu burada mı yaşadın dedi. Evet hocam dedim. Döndü çocuklar dedi. Bu yazı beni niye ağlattı biliyor musunuz dedi. Çünkü edebiyatta ünlü bir kural vardır. Gözyaşıyla yazılan yazılar gözyaşıyla okunur. O benim hayatımın ilk dersidir. Ve o benim hayatımda ilk yazarlık yazısıdır efendim. Fakat maalesef o makaleyi muhafaza edemedim. Nasıl bir hatıraydı. Verdim hocama. Zaten kendi komisyon başkanı. Herhalde düzeltti vaziyet. Bize birincilik ödülü vermişler. Bayram yaklaşıyor. Ayakkabım lastik, pantolonum eski. Utanıyorum arkadaşlarım arasında girmeye dolanmaya. Çok istiyorum yeni bir pantolonum, yeni bir ayakkabım olmasını. O bana bir para ödülü verdi. Birincilik ödülü vermişler. Onunla bir lastik ayakkabı aldım. Ah dünyalar benim oldu. Ama bir de pantolonuma ihtiyacım var ama param yetmedi. Bir gün sonra o hocamız bana pantolon almış getirmişti. Dünyaları bana verdi efendim o. Dünyaları bana verdi. Yahu beni bir pantolonla satın aldı o. Öyle bir yürek ki. Efendim yüreklere dokunmayınca onun sevgisini içinizde hissetmeyi sevemiyorsunuz. Beni ömür boyu bağlamıştır. İnanın Allah şahit. Hali elimi açtığım zaman. Ya Rabbi önce hocamın dualarını kabul et. Önce hocamın günahlarını affet. Sonra sıra bana gelsin diye yalvarıyorum. Öğretmenlik böyle bir şey. Tabii hocamızla böyle yıllar sonra nasip oldu. Efendim bir kültür vakfı vardı. Bizi yılın yazarı seçmişlerdi. Özür dilerim. Ödül almaya gittik. Salonda kalabalık. Kültür vakfı başkanı bizi ödül almaya çağırdı sahneye. Baktım en önde bir yaşlı fırladı. O benim öğrencimdi. O benim nasıl feryatla atladı. O benim öğrencim. Aman Allah'ım baktım benim Türkçe öğretmenim. Atladım sahneden aşağı. Hocamın eline kapandım. Hocamın gözyaşlarını gördüm. Yahu inanın Ankara'nın tapusunu verseydiniz ona o kadar mutlu edemezdiniz ama siz. Bir şey fark ettim. Dünyanın en zengini kimmiş efendim biliyor musunuz? Dünyanın en zengini çaresizlerin gönlüne girenmiş. Garibanların elinde tutanmış. Kimsesizlere destek olanmış. Meğer bundan daha bir zenginlik yokmuş. Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun. Hocamızı kaybettik biz. Ama o bana bir yazarlık kapısı araladı. Onu sevdiğimden dolayı her hafta getirir kitap verir, okutur. Dönüşümlü olarak bize okutmayı öğretti Allah razı olsun. Bugün elhamdülillah o gönül ehli öğretmenlerime bakarak işte belki bizi çok şükür yani yazarlık makamında Rabbim bir yerlere getirdiyse eğer o günkü yaşadıklarımız, gözlemlerimiz, tespitlerimiz, anılarımız bizim kitaplar bu vesileyle de çok soruyorlar onu arz edeyim. Efendim 74 tane kitap yayınlandı şimdiye kadar çok şükür. Bizim kitaplarımızın hiçbiri roman değil, hiçbir hikaye değil, hiçbir kurgu değil. Ben bir kelime ilave etmedim o kitaplara. Nasıl yaşandığı şöyle arz ettim. Yani öyle hatıralar var ki birçoğunu yazamadık. Ya bu kadar da olabilir mi derler de yazamadık. Mesela Düzceli Mehmet'in, Allah rahmet etsin, onun ben hayatını yazarken inanın her kelimesini gözyaşı dökerek ağlaya ağlaya yazdım ben o kitabı.
Biz birçok onun hatırası vardı, bizimle beraber mezara gidecektir. Mesela Aysel'i bir kitabımız var, çok okunan. Onun birçoğunu yazamadık. Şu anda kendini arayan adamın en fazla Rusça okunuyor. Bunun bir ay kadar önceydi zannediyorum. Orada bir dostumuz haber iletmiş bize. Demiş ki Halit Hocam'a söyleyin, kendini arayan adamın Rusçası burada bir Rus milletvekili okudu, Müslüman oldu diye bir haber geldi. Şükrettik elhamdülillah. Bunun günde onlarca elhamdülillah hocam kitabınızı okuduk, Risale-i Nur'ları tanıdık, istikamet bulduk, kafamızdaki soruları, cevabını bulduk diye çok güzel müjdeli haberler geliyor elhamdülillah her gün. Kendini arayan adam da öyle, Düzceli Mehmet de öyle. Tabi orada hatıralarımız var, onları özellikle abilerimiz çok istemişler, onlar hatıralarını yazılımız bakımından. Onlar da bizim hatıralarımız olarak yazıldı, çok şükür. Efendim Düzceli Mehmet öğrencimdi benim efendim. Eğitim bölümünde hoca olduğumdan dolayı daha çok öğretmenlikle ilgili bölümleri ihtiva ediyor. Gelen öğrencilerimiz öğretmen olma hevesiyle geliyorlar. Biz de acizane yazar olduğumuzdan dolayı birçok efendim öğrencilerim benden dolayı üniversiteye gelenler. Onlarla özel bir gönül bağımız oluyor tabii ki. İşte Mehmet de nasıl düşse düşmüş öyle bir yere. Efendim ilk derste bizde tanışma dersi olur. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelir. Kimse kimseyi tanımaz. Çok güzel bir başlangıcımız olmuştu. Adım yazdım tahtaya, Halit Ertuğrul'da ilk derse girdik. Biri fırladı. Aa hocam siz o Halit Ertuğrul musunuz dedi. Bir fırladı arkadan. Hangi Halit Ertuğrul dedim. O kendini arayan Halit Ertuğrul dedi. Şimdi bizi herkes kendini arayan adamdan dolayı tanıyor ya. Oğlumuz bağırınca aa siz o musunuz, o Halit Ertuğrul musunuz diye. Baktım orta sıralarda bir delikanlı. Oturuyor ama ayakta duruyor gibi. Uzun boylu, saçlar, kaşlar birbirine karışmış. Ben çok sık yurt dışına çıkıyorum. Allah şahit böyle bir sakal saç tipi görmedim ben kimseden. Takabildiği kadar aksesuarlar takmış boynuna, kulağına, bileklerine. İşte kırmızı bir pantolon, yeşil bir ceket. Buradayım diye bağırıyor yani. Her girin dikkatini çekiyor. Tanışma faslı başladı. Benim bir tanışma usulüm var. Adını, soyadını, baba adını, babası ne iş yaptığını, nereli olduğunu, kaç kardeşin kaçıncısı olduğunu soruyorum ki biraz da aileyle ilgili bilgi edineyim diye. Şimdi hızla oraya doğru gitmeye başladı. Bütün herkes dönmüş ona bakıyor. Bu hilkat garibesi kim burada? Der gibi adeta. Sıra ona geldi. Adınız ne dedim? Düzceli Mehmet dedi. Sert bir ifadeyle. Yüzüme de bakmıyor. Sıraya da sığmamış, yan dönmüş. Yan oturuyor sırada. Düzceli Mehmet çocuğum, bu ne biçim dedim bir isim. Düzceli Mehmet. Beğenmedin mi yani dedi. Estağfurullah, beğenmedim değil ama garip bir isim Düzceli Mehmet. Babanız ne yaşar evladım dedim. Babamın ne iş yaptı sizi ilgilendirmez, o bizim aile sırrımız dedi. Ne sorsam tersince cevap veriyor. Hani derler ya anamda heyheyleri kafasından aman dokunmayın derler ya. Tüm sınıf dondu kaldı. Böyle saygısızlık böyle. Sınıfa girdiğim zaman ünlü 11 kuralımı paylaşırım çocuklarla. Mesela birinci kural, öğretmen bir dakika geç kalırsa o derse giremez, onun ücretini alamaz. Allah şahit olsun efendim, riyakarlık olmaz inşallah, ben 40. yılıma giriyorum. Bir dakika geç kaldığımı hatırlamıyorum. Hatırlarsam o derse girmem, onun ücretini almam. Bu birinci kuraldır. İkinci kural, benden sonra gelen öğrencileri sınıfa almam. Bunu anlatırken sınıfa elini kaldırdı. Hoca bir dakika dedi. Buyur dedim, bak uyarıyorum seni de. Sakın bana kural koymaya kalkma dedi. Ne bu kardeşim dedi ya. İlkokulda kural, ortaokulda kural, lisede kural, alın kuralınızı başınıza çalın dedi. Ben istediğim zaman çıkarım, istesem girerim dedi. Müthiş bir gerginlik. Bir yana diğer çocuklar ayağa kalktılar. Benim böyle aciziyetimi hissettiler sanki beni korumak için. Kardeşim siz ne diyorsunuz dediler ya. Ne demek kurallara uymam diye. Kurallar kurallara uymak için konur. Bir de siz, sen uyma bakalım biz nasıl uyduruyoruz diye ayağa kalktılar beni korumak çünkü ya. Eyvah dedim şimdi kavga çıkacak. Müdahale ettim dedim çocuklar. Herhalde biz Mehmet'i yanlış anladık. Herhalde Mehmet demek istedi ki hocam biz zaten kurallar uyarız. Kurallar kurallara uymayanlara konur. Ya kurallar uyanlara kural konur demek istedi herhalde dedi. Aslında öyle bir şey demek istememişti ama ortamı yumuşattı. Neyse bitirdik biz tanışma faslımızı. Dersimi yaptım. Benim odam efendim sınıfımın yanında hemen. Çıktım odamın önüne doğru geliyorum. Baktım biri patır 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 koşarak geldi. Ceketimi çekti arkadan. Döndüm uzun da boylu. Hoca dedi, niye sen beni korudun orada dedi. İyilikle yaramıyor. Bir daha dedi, kendini koru, beni korumaya çalışma dedi. Tuttum elimden, gel bakalım içeri gel dedim. Allah'ım bu kadar da böyle saygısız, nezaketsiz. İlk defa rastlıyorum. İçeri geçtik. Bizim çaycılar çay yetiştirirler. İki tane çay aldık, birini ona verdim, birini ben aldım. Hiç unutamıyorum. O benim hayatımın sahnesi. Ya hoca dedi, sen iyi bir adama benziyorsun dedi. Sen gerçekten iyi bir adam mısın, rol mü yapıyorsun dedi. Çocuğum ben sana niye rol yapayım dedim. Ben bu 80 milyon memleketin vergilerinden maaş alıyorum. Benim 80 milyona borcum var. Sana niye rol yapayım? Bunlar benim manevi evlatlarım. Elini aldı. Hocam biliyor musun dedi. İlk kez bir hoca beni odasında kovmadı. İlk kez bir hoca beni sınıfta kovmadı. İlk kez bir hocanın çayını içeceğim ben dedi. Eyvah dediğimiz öğretmenler. Atan, döven, kızan, göz ardı eden. İnanın kendi ellerimizi biz anarşistler yetiştirdik. Biz Mehmet ilk gönül bağımız orada kurulmuştu. Unutamıyorum hiç. Böyle Allah kabul etsin. Öğrencilerimiz zaman zaman biz bir araya geliriz. Yemek yeriz onlarla akşamları. O gün Mehmet'i de çağırdım. Mehmet dedim sen de gel bu akşam. Hocam gelmem senin evine dedi. Neden dedim. Çok da onurlu bir çocuk. Dedi ki şimdi sen bana yemek yedireceksin. Herkese anlatacaksın Mehmet'e yemek yedirdim diye. Yok dedim yok söylemeyeceğim söz. Hayır dedi.
O kadar onurlu. Tam bir inanın fıtrat bakımından pırıl pırıl bir Müslüman. O kadar doğru, o kadar dürüst bir çocuk. Ama bütün moralleri sıfırlamış. Allah'a inanmıyor. O zaman kolay var dedim. Bir kilo baklava gel. Baklava senden, yemek benden. Hocam o zaman olur dedi. Efendim akşam yemeğine baklava almış gelmiş. Baklavanın üzerinde bir cümle yazmış. Beni yemeğine davet eden, beni adam yerine koyan hocama saygılar sunar, ellerinden öperim diye. Eyvah dedim biz öğretmenler. Biz kimleri kaybettik? Biz kimleri kaybettik? Onun bir yolu vardı. O anda sınıfta atabilirdin, ceza verebilirdin, dekanlığa verebilirdin. Onu bırakabilirdin. Birçok yolu vardı bunun. Meğer ki kötü diye bir insan yokmuş. Kötülüklere itilmiş insan varmış. Meğer zararlı diye bir insan yokmuş. Zararlara bulaştırmış insan varmış. Hani Ustad diyor ya Bediüzzaman Hazretleri, insan bin kapılı bir saraya benzer. 999 kapısı kapalı olsa, bir kapısı açık olsa o kapıdan girdi, o saray fethedilir. İnsan da böyle. Efendim bizim gönül dostumuz orada başlamıştı Mehmet'le. 8 ay Mehmet'le aynı okulda. 8 ay boyunca onlarca sorular. Hamdolsun defalarca misafir ettik. Defalarca birlikte olduk. Artık Mehmet'le müjdeler beklediğim gündü. O sahne hiç unutamıyorum. Cuma günüydü o gün. Odama gelmiştim. Adım kapı açıldı. Lemalar kitabını kucağına basmış. Odaya girdi baktım gözlerin ağlamış ağlamış. Hocam dedi bugün ben namaza başladım dedi. Ama dedi Allah'ın huzurunda duramadım. Onlarca kez tekbir aldım bozdum dedi. Ben hocam günahlar dolu bir hayattan geliyorum. Benim halim ne olacak dedi. Ya çocuğum Allah aşkına dedim. Allah'ın nezdinde bir kulun günahı nedir ki ya? Nedir ki bir kulun günahı? Affettim bitti. Bütün annelerin şefkati toplansa Cenab-ı Hakk'ın şefkatin bir pırıltısı yapmıyor. Yani senin günahın denizlerde bir damla olamaz. Onun rahmeti yanında. Mehmet öyle bir dönüş yapmıştı ki. İnanın her gün kaza namazının arkasında 10 günlük kaza namazı kuruyor. Mehmet 10 günde Kur'an-ı Kerim öğrenmişti. Baktım bir anda gidiyor Mehmet. Bir ayda 10 kilo vermiş. Dedim Mehmet Allah aşkına ne biçim kulluk? Kulluğunda bir ölçüsü var. Yani kendine kasteder gibi böyle bir kulluk olamaz. Hocam sen beni hala anlamadın değil mi dedi. Yahu ben dedi günahlar dolu hayattan geliyorum ya. Ben Allah'a inkardan geliyorum. Ben hesap vermeye gidiyorum. Ben yatamam, uyuyamam dedi. Efendim yaz tatiline girdik. Ben yazın öğrencilerle zaman zaman bir araya gelir, onlarla programlar yapardık. O yıl Mehmet'i de almayı düşündüm. Aradım Mehmet dedim, sen de gel bir okuma programına gidelim. Hocam bir Düzce'ye gideyim dedi. Annemi babamı ziyaret edeyim, ondan sonra geleyim dedi. Düzce'ye gitti. Cuma günü o Düzce Merkez Camii'nde namaz kılarken kıldıklarını anlattı bana. Allah'ım onların büyük kızım benimle mezara gidecektir. İnanın o anlattıkça yalvardım Rabbime. Ne olur bana da Mehmet'in makamını nasip etti. Efendim uzun bir telefon görüşmesiydi. Telefon bitirdik yani çok birkaç saat geçmedi aradan. Baktım televizyonda altyazı geçti. Düzce'de deprem oldu. Bütün iletişim kesildi diye. Biz üçüncü günde efendim Düzce'ye gittiğimiz zaman. Yerle bir olmuş kültür mahallesi. Asfalta serilmiş. Gittim orada bir Karadenizli bir vatandaş. Kucağına basmış torunlu ağlıyor. Dedim ya amca burada böyle Mehmet vardı. Falan kattaydı. Bilginiz oldu mu dedim. Evladım dedi neyin olurdu o senin dedi. Efendim benim öğrencim de o dedim. Evladım dedi sana da kurban olayım. Mehmet'e de kurban olayım. Mehmet bizi yaktı geçti dedi. Kurtarma ekipler gelip tablayı kaldırdılar ki aman Allah'ım. Seccalerin başında 400 şehit olmuşlar. Mehmet sarığını cübbesini giymiş imam olmuş. Annesi babası cemaat olmuş namaz kılıyorlarmış deprem geldiği zaman. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Bu Allah'ın vaadidir. Şimdi bakar mısınız? Günahlar dolu bir hayattan şu gidiş yerine bakın efendim. Gıpta ettim. Ya Rabbi ne olur bana böyle bir makam nasip etti ya. Bir şey fark ettim ki Cenab-ı Hak kulun samimiyetine bakıyor. Kalbindeki ihlasına bakıyor. O samimiyetinizin derecesi ne kadarsa, pişmanlığınızın derecesi ne kadarsa, tövbenizin derecesi ne kadarsa Cenab-ı Hak o kabı o kadarlık açıyor. Eğer varsa bizim eksimiz noksanımız Zübeyir Günzarp abi öyle demişti. Öyle anlatmış hatıralarında. Abi demişler muvaffakiyetin sırrını söyle. Kardeşim demiş muvaffakiyetin iki tane sırrı vardır. Biri samimiyettir, öbürü fedakarlıktır. Bir insan bir meselede ne kadar samimiyse, ne kadar fedakarsa o kadarlık muvaffak olur. Eğer muvaffak olamadığınız bir alan varsa samimiyetinize ve fedakarlığınıza bakın. Çünkü Cenab-ı Hak demiş kainattaki muvaffakiyet kanununu samimiyeti fedakarla bağlamıştı. Kardeşlerim Cenab-ı Hak bizlere ahir nefese kadar rızayı bariden ayırmasın. Bu hizmeti imaneden ayırmasın. Ufuk olmayı, umut olmayı, çare olmayı nasip etsin. Gençlerimize yol göstermeyi nasip etsin. Rol model olmayı nasip etsin. Ondan çok daha önemlisi bu iman hakkını istifade etmeyi nasip etsin. Çünkü Cenab-ı Hak bizi sormadı kardeşim dünyaya gönderirken, alırken de sormuyor. Bir anda gidebiliriz. Hiç kimse ameline güvenemez. Hiç kimse yaptıklarına güvenemez. Biri gelmiş, ustadım demiş Bediüzzaman Hazretlerine. Bana bir söz söyleden nasihat olsun. Ömür boyu hatırlayayım demiş. Bir abiden dinlemiştim. Çok etkilenmiştim. Demiş ki kardeşim bu gece git başını yastığa koy. Kendine bir soru sor. De ki benim ömrüm nerelerde geçti de.
Yine de ki bugüne kadar geçen ömrüm beni ne kadar kurtarırdı. Yine de ki benim ömrüm bu gece bu yatakta biterse o büyük hesaba ne kadar hazırım de. Biz böyle bir hakikatle karşı karşıyayız. Cenab-ı Hak inşallah ahir nefesimize kadar bizi kendine ayırmasın. Evet, bizim hakikaten içimizde ayrı bir böyle kanayan yara olarak kaldı, unutmuyorum. Yurt dışındaydık o zaman. Çok kalabalık bir konferans olmuştu. Kitapları imzalıyorum. Uzun bir kuyruk oldu. Baktım bir kızımız 12-13 yaşlarında. Yanında annesi babası var. Fakat baktım anne babasının bizim dünyayla çok alakası yoktur. Kitapların bir tanesi elinde geldi kızımız. Halit amca dedi. Biliyor musun ben de bu kitabını okudum dedi. Çok dedi etkilendim. İçinde Said Nursi amcadan bahsediyorsun dedi. Ben bu Said Nursi amcayı çok sevdim dedi. Acaba size cep telefonu var mı dedi. Bir sesini duymak istiyorum dedi. Öyle bir yürek, öyle bir samimiyet diye. Garibim orada doğmuş büyümüş. Türkiye'de olup bitenlerden haberi yok. Sanki zannediyor Said Nursi amca şimdi hayatta bana telefonunu verir, açarım sesini duyarım zannediyor. Dedim ya bu gariban kızımız bu kadar hasretli istiyor. Şimdi söylersem yıkılacak. Ha, dedim söylemeyeyim de. Öğrene kadar gitsin dedim işteyse bu hevesi. Kızım dedim Said Nursi amcanın bende cep telefonu yok ama sorayım arkadaşlara bilen varsa dedim. Öğreneyim dedim. Halit amca ne olursun dedi. Eğer öğrenirsen bana mutlaka ilet bir sesini duymak istiyorum dedi. Telefonları aldık verdik unutamıyorum hiç. Oradan ayrıldık başka şehre gittik. İşte sabaha kadar arkadaşlar yatırmadılar. Sabah namazdan sonra istirahatı çekildik. Ev sahibi baktım geldi ya hocam dedi. Sizi kaldırmak zorunda kaldım bağışlayınız. İki saatten beri bizi falan şehirden arıyorlar dedi. Hayırım dedim çok önemliymiş dedi. Arayın bakalım dedi. Aradılar ki o bizim Merve kızımızın babası. Ya hocam bizim Merve bizi yatırmadı bugün dedi. Hayırım dedim verin de görüşeyim dedi. Aldım telefonu Halit amca dedi. Biliyor musun dedi bu gece dedi bizim eve Said Nursi amca geldi dedi. Ben de benim telefonumu istemiş. Benim telefonum yok ama onun yerine ben geldim. Söyle bakalım benden ne istiyorsun dedi. Said Nursi amca demiş. Ben seni çok sevdim. Seni görmek istedim. Senin adın ne demiş? Benim adım Merve demiş. Bak kızım senin demiş adını ben cevşenin altına yazıyorum. Sen ne zaman istersen ben gelirim seninle evine demiş. Yahu şu samimiyete bakın ya. Şu içinin yangısına bakın ya. Bir insanın içi ne kadar yanıyorsa, ne kadar istiyorsa, ne kadar yürekten candan arzu ediyorsa Cenab-ı Hak açıyor o kapıyı sonuna kadar açıyor. Gıpta ettim, imrendim. Bu yaşa geldik. 1970'te tanıdım ben efendim Risale-i Nur'ları. Efendim inanın ben daha rüyamda Said Nursi amcayı görmedim. Demek benim içim yanmadı bu kadar. Ben bu kadar hasret istemedim. Ben bu kadar böyle arzu etmedim ki. O kapı aralanmadı. Bunun izahı bu. Cenab-ı Hak iman, Kur'an hizmetine bize samimiyet versin. Fedakarlık versin. İhlas eğitimi versin inşallah. Muvaffakatın sırrı bu. Allah sizi çok sevmiş. Allah sevdiği kullarını hayır işletir. İman hakikatiyle tanıştırır. Gönderir. Sizi çöktürür. Allah sizi çok sevmiş. Bize düşen ne? Layık olmak. Cenab-ı Hak layık kılsın bizleri inşallah. Peki lillahi'l-Fatiha.